Bestler, tekrardan hoş geldiniz eğitimimize. Bizler takviye elemanına göre kompozitleri sınıflandırmaya devam ediyoruz. İki tane sınıflandırma yapmıştık. Elyaf takviyeli ve parçacık takviyeli kompozitler. Üçüncü eğitimimizde de tabakalı kompozitleri hep beraber işleyeceğiz. Tabakalı kompozitler kullanımı yaygın olan ve çok eskiye dayanan kompozit malzeme çeşitleridir. Havacılık sanayinde, uzay sanayinde, taşımacılıkta, aktarım hatlarında çok yaygın olarak tabakalı kompozit malzemeler kullanılır. Aslında da ben tanımdan anladığınızı düşünüyorum. Tabakalar haline birleştirilmiş kompozit malzemelerdir. Burada kritik olan nokta o tabakaların ne olduğudur. Tanımına baktığımızda tabakalı kompozitler aynı veya farklı doğrultularda fiber barındıran en az iki tabakanın üst üste birleştirilmesiyle elde ediliyordu. Biz elyaf takviyeli kompozitlerde ne demiştik? Elyaf takviyeli kompozitler, matris ismi verilen malzeme içerisinde fiberlerin çubuk veya örgü biçiminde yayılmasıydı. Böylece biz elyaf takviyeli, fiber takviyeli kompozitleri elde ediyorduk. Ve eğer bu takviyelerin iki veya daha fazlası üst üste konulursa tabakalı kompozitleri elde ediyoruz. Biz bu tabakaların her birine lamina diyoruz. Burada kritik olan nokta tabakalı kompozitlerin fiberlerinin aynı veya farklı doğrultularda olmasıdır. Sizin de aslında gerçekten bilmenizi istediğim ve bilmeniz gereken, aklınızda tutmanız gereken kulak dolgunluğu olarak bile nokta kompozitlerin fiberlerinin aynı veya farklı doğrultuda olmasıdır. Ne demek istiyorum? Baktığımızda burada aynı doğrultuda fiberleri, burada da yani açıları sıfır, burada da farklı doğrultularda yerleştirilmiş fiber tabakaları görüyoruz. Bu fiber tabakaların her birine lamina, bunların üst üste birleştirilmesiyle de çeşitli işlemlerle oluşan yapıya biz tabakalı kompozit diyoruz. Diyebilirsiniz ya, peki bu fiberlerin yönünün önemi neden vardır? Neden bu fiberlerin yönü değişkenlik gösterir? Biz elyaf takviyeli kompozitlerde ne demiştik? Fiberlerin yönü ve dağılımı mukavemetleri, mekanik özellikleri etkileyen en önemli faktörlerin başındadır. Burada da eğer bir tasarım esnasında maruz kalabilecekleri yükleme durumuna göre fiberlerin yönelimini değiştiririz. Yani mesela çok fazla yüklemeye maruz kalacak bir kompozitse ve bir tane elyaf takviyeli kompozit tabakamız yetmiyorsa biz birden fazla elyaf takviyeli kompozitleri kullanabiliriz. Eğer yükleme durumu zamanla farklı kulvarlara kayıyorsa, yani ilk tabakamız bu şekildeyken yüklemeyi absorbe edebiliyor ama ikinci tabakaya geldiğinde yüklemeyi iyice absorbe edebilmek istiyorsak tabakalarımızın yönelimi değiştiriyoruz. Ve daha sonra yine yönelimi değiştiriyoruz. Yine yönelimini değiştiriyoruz. Yine değiştiriyoruz ve maruz kaldıkları yükleri absorbe ediyoruz. Ve bu da tabakalı kompozitlerin en önemli özelliğidir. Tabi farklı özellikleri de vardır. Baktığımızda tabakalı kompozitler ısıya dayanıklıdır. Korozyona karşı dayanıklıdır. Neme karşı dayanıklıdır. Yüksek mukavemet değerleri vardır. Metallere göre hafif malzemelerdir. Bunlar zaten kompozit malzemelerinin genel özellikleri sınıfına da girer. Ve tüm kompozit malzemeler bu özellikleri genel manada içerir. Tabakalı kompozitlerde sizin bilmeniz gereken kritik noktalar bunlardır. Tabakalardan oluştuğu ve fiberlerin aynı veya farklı doğrultularda oluştuğu, bunun sebebi de maruz kaldıkları yükleri absorbe edebilmeleri için. Buna bir örnek verdiğimizde tabakalı kompozitlere sandviç yapıları örnek verebiliriz. Bu sandviç yapılar da yine havacılık sanayinde, uzay sanayinde çeşitli çeşitli yerlerde kullanılan tabakalı kompozitlerin en önemli örneğidir. Sandviç yapılar ne diye baktığımızda aslında bir sandviç gibi gözüktüğü için biz bunlara sandviç yapılar diyoruz. İki tane yüzey tabakası arasına yapıştırıcılarla, bu yapıştırıcılar epoksi olabilir, fenolik olabilir, polimer çeşitlerinde gördüğümüz petek yapısı gibi çekirdektir aslında. Biz buna çekirdek yapı diyoruz. Çekirdek malzemesiyle birleştirilmiş yapılara biz sandviç yapılar diyoruz. Bu çekirdek yapıların cinsi aslında sandviç yapıların özelliğini belirleyen en önemli etmendir. Bu petek yapılar PRC köpük olabilir, balsa ahşabı olabilir, tahta olabilir ve bal peteği olabilir. PVC köpüğe baktığımızda
kolay ev atlama, hafif ve fiyat uygunluğu açısından en çok kullanılan çekirdek yapısıdır. Şu içeride kullanılan. Balsa ahşabına baktığımızda rigidliği iyidir. Ancak kırılmaları çok ani ve büyük olduğu için ve yoğunluğu da çok fazla olduğu için kullanımı kısıtlar bu özellikler. Genel manada da çok kullanılmaz. Tahtaya baktığımızda iyi ezilme mukavemeti vardır. Ancak tahtalar çok ağır malzemeler olduğu için bu da kullanımı kısıtlar. Tabii kullanılır yine de. Bal peteğine baktığımızda ise bizleri en çok kullanılan çekirdek yapısı karşılar ve burada da gördüğünüz yapı bal peteği yapısıdır. Bal peteği yapısının özelliklerini incelediğimizde hafiflik, basma ve kesme dayanımı, yanma, korozyon, aşınma dayanıkları, hava, kara, deniz ulaşımda, uzay sanayinde kullanımı çok yaygın olarak yapar. Evet, bunlar da sandviç yapılardı. Tabakalı kompozitlere verebileceğimiz güzel bir örnekti ve karşınıza çıkabilecek yapılar aslında. Ben daha detaylı incelemenizi gerçekten tavsiye ediyorum bu sandviç yapıları. Buna bir örnek vereceğimiz gerekirse burada gördüğümüz dış cephelerde kullanılan yapılar aslında sandviç yapılardır. Burada gördüğümüz iki tane yüzey tabakası ki buradaki yüzey tabakaları alüminyumdur. Aralarını çekirdek yapısı doldurulmuş. Bu çekirdek yapısı PVC köpük olabilir, balsa ahşabı olabilir, tahta olabilir, bal peteği olabilir. Burada kullanılan çekirdek yapı aslında yalıtımı sağlarken asıl dayanıklılığı veren yapı yüzey tabakasıdır sandviç yapılarda. Evet, bu eğitimimizde de bizler tabakalı kompozitleri inceleyip tabakalı kompozitlerin en önemli çeşidi olan sandviç yapılara değindik. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, dikkat edin.